Merhaba güzel insanlar, bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 1. sezonundaki glitch haritalarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna giriyoruz, kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oyun modumuz değişti arkadaşlar. Aşağıdan herkese açık yazısını özel moda çekiyorsunuz ve oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi glitch yapacağımız haritaya giriş yaptık. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer bugün içinde o 40 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Eğer ekranda çıkmadıysanız YouTube ayarlarınızdan herkese açık moda getirmeniz gerekiyor. Şimdi aşağıya atlıyoruz arkadaşlar. Aşağıya atladıktan sonra önümüzdeki turuncu yapının üstüne çıkacağız. Arkamızı dönüyoruz. Bir tane zemin atacağız. İki tane rampa atıyoruz. Bir tane zemin atıyoruz. Sağ tarafa iki tane rampa atacağız şimdi tekrardan. Bir tane zemin. Ve sağ tarafa yine iki tane rampa atıyoruz. İki tane rampa attıktan sonra arkadaşlar E simgimiz tam şurada. Bulutların üstüne çıktık arkadaşlar ama bir parkur yapmamız gerekiyor ki ödülümüzü alalım. Ve gördüğünüz gibi AFK glitch'imiz başladı arkadaşlar. Buradan çıkmak için tekrardan şuradaki düğmeye basmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AFK glitch'imiz hızlandı. Tekrardan aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir piyon var. Onun olduğu yere gidiyoruz. Piyanın oraya geldiğimiz arkadaşlar yapı kısmını açıyoruz. Rampayı tam şu şekilde koyuyoruz. Şöyle de göstereyim, tam şu pozisyonda olması gerekiyor. Koyduğumuz rampanın üstüne 4 tane rampa atacağız. Bir tane zemin. Zemini koyduktan sonra yapı kısmını açıyoruz. Tam şu pozisyondayken 5 tane rampa atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi E simgesi burada. Ama daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi tekrardan aşağıya atlıyoruz. Şimdiki gideceğimiz nokta önümüzdeki arabalar arkadaşlar. Arabaların oraya geldiğimizde arkadaşlar yapı kısmını açıyoruz. Bir tane rampa atıyoruz. Bir tane zemin. Bu işlemden 10 tane daha yapıyoruz. E simgesi tam şurada arkadaşlar. Şimdi tekrardan aşağıya atlıyoruz. Bu sefer önümüzdeki kalenin olduğu yere gidiyoruz. Kalenin oraya geldiğimizde yapı kısmını açıyoruz. Bir tane rampa atıyoruz arkadaşlar. Şunu kırayım. Bu yanlış. Gördüğünüz gibi şu pozisyonda olması gerekiyor rampanın. Ve üstüne 5 tane rampa atıyoruz. Beş tane rampa attıktan sonra bir tane zemin atıyoruz. Zemin attıktan sonra arkadaşlar 6 tane rampa atıyoruz. Ve simgesi tam şurada arkadaşlar.
Lobi bölgesine geldiğimizde arkadaşlar, şuradaki turuncu portalın olduğu yere gidiyoruz. Üstüne çıkacağız şimdi. Tam şu köşedeyken arkadaşlar, yukarıya kadar kaldırıyoruz mouse'umuzu. Bir E simgesinin çıkması gerekiyor gördüğünüz gibi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar çatıya çıkıyoruz. Bant uzatır kullanarak. Yukarıya çıktıktan sonra şuradaki yere geçiyoruz. Ve 4 tane ramp atıyoruz. Bir tane zemin. Gördüğünüz gibi bir zemin attık. Sol tarafa arkadaşlar 4 tane ramp atıyoruz. Bir tane zemin. Ve burada bir remote atıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrardan evin olduğu yere gidiyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar evin üstüne tekrardan çıkıyoruz. Yukarıya çıktıktan sonra arkadaşlar şuradaki yere gidiyoruz. Buraya geldiğimizde bir tane ramp atıyoruz arkadaşlar. Üstüne bir tane zemin. Bundan 6 tane daha yapıyoruz. Ve E simgesi tam şurada arkadaşlar. Sıradaki glitch'imiz arkadaşlar şuradaki yer. Buradaki yerin arkasına geçeceğiz şimdi. Tam şurada bir E simgesi var. Buraya geldiğimizde arkadaşlar gideceğimiz nokta haritanın tam şu noktası. Şimdi 6 tane ramp atıyoruz. Şimdi 2 tane zemin atıyoruz. Şimdi sağ tarafa 2 tane daha zemin atıyoruz. Ve el simgesi tam şurada. Şimdi arkadaşlar bir tane otomatik silah alıyoruz kendimize. Silahımızı aldıktan sonra şuradaki portalın olduğu yere gidiyoruz. Şimdi içinden geçeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir yere geldik arkadaşlar. Buradaki hayvanları öldürdükçe bize TP'ye geliyor. Gösterteyim. Ama burada hayvan öldürmenize gerek yok arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şurada hava yastıklarımız var. Onlar bizi zıplattıkça bize TP verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter zıpladığı anda TP'ye geliyor. Yani burada AFK bir şekilde bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 seviye atladık. Her seviye atlamak için bizden 80.000 TP istiyor. 3 seviye atladığımız için neredeyse 2400 TP kazandık bu haritadan kısa bir süre içinde. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Esen kalın.